Herkese merhaba. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Merhaba. Beklenen an geldi. The Talking'in yeni sezonunda, yeni bölümünde Polana'da Öz kanalındayız. Sevgili Burhan Altınsoy'un kanalında The Talking'i buraya transfer ettik. Bundan sonrasında artık benim kanalımda yayınlayacağız. Birazcık bu programın formatından sen bahset istersen Burhan. Format şöyle, yeni formatta, yeni sezonda şöyle yapacağız. Her bölümden önce 3 soru hazırlayacağız ve 3 soru ben, 3 soru da Polen bana soracak. Tabii asıl olay size soruyor olacağız. Yani Polen'in kanalının izleyicileri soracağız ve o sorulara sizlerin vermiş olduğu yanıtları bir sonraki videoda biz okuyacağız. İşte atıyorum Özge soruya cevap vermiş. Onun yanıtını okuyacağız, yorumları okuyacağız vesaire. Bu şekilde ilerleyecek ve her bölümün sonunda anlatıyorum karışma. Her bölümün sonunda birer de film önerimiz olacak ve sonrasında da sizin sorularınız varsa onları cevaplayacağız. Öyle aynen mi? Aynen. Yani sizin de bu tarz değişik sorularınız varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Biz de o soruları cevaplarız. Hatta siz de cevaplarsınız. Böyle bir döngü oluşturalım. Evet. İnteraktif bir program olur. Aynen. Zaten yani seçtiğimiz soruların ne tarz sorular olduğunda programı izlediğinizde anlayacaksınız arkadaşlar. Biraz ilginç sorular arıyoruz. Biraz her gün aklımıza gelen sorular mı acaba yoksa değil mi? Her gün aklımıza gelmiyordur ya. Benim her gün aklımda bu sorular ya. Sen ilginç bir insansın ondandır. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Hadi hızlıca. Soruyorum. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Yönetmensin zaten. Evet. Ve Matrix 4 çekilecek biliyorsun. Evet. Matrix 4'ü sen çekeceksin diyelim. Ve Keanu Reeves oynamayacak başrolde. Bir kim sebepten oynayacak? Dolayı oynayamıyor. Sen Keanu Reeves'in yerine kimi oynatırdın başrolde? Benim kararım mı geçerli? Evet, senin kararın geçerli. Peki hiçbir şekilde oynayamıyor mu? Oynayamıyor. Hasta İknaydın. Mesela. Veya daha kötü çok şey rahatsız. Oldu. Kimi oynatırdın? Güzel soru bak. Başrolcü Neo değil mi? Aynen. Mr. Anderson. Kenan İmirzalıoğlu olur mu? Bir şey söyleyeceğim. Bizim Aras. Direkt o çukurda böyle bir Matrix modları var ya onun böyle hani. He. Hayır ya tabii ki. Yok. Yo, neden olmasın canım? Bizim yani ülkemizdeki oyunculara kıyak geçmeyelim mi? Değil mi? Ya geçelim de. Kim olabilirdi? Evet, şimdi çok kalıplaşmış bir rol ve karakter. Zor bir soru. Kim oynatırdım? Galiba şey olur muydu ya? Olmaz. O da olmaz. Robert Downey olmaz. Yaşlandı. Hepsi yaşlandı ya. Kim oynatacağız? Oyuncu yok. Bak Matrix 4 yalan oldu. Oyuncu bulun. Tom Cruise falan olmaz. Bildik. Kim olur biliyor musun? Batman'e geçti o ama. Alacakaranlık Twilight'teki. Edward'ı olmaz oynayan mı? Robert Pattinson. Hayır ya. Olmaz mı? Dur. Ya o rol onun üzerine öyle bir yapıştı ki ben... Değil mi? Vampirmiş. Sen gerçekten vampirmiş gibi aynen, geliyor. Aynen. Beğenmiyorum. Christian Bale belki olabilir. Hani o da Batman. Aslında o çok farklı rollerde oynuyor. Mesela Batman yapıştı diyemiyoruz ona. Yok. Ama müthiş yorumlamıştı. Belki Jared Leto mesela farklı bir yorum verebilir. Saçları, o da her role bürünebiliyor. Saçları uzun şu an gerçi değil mi? En son öyleydi. Keser ya. Kilo bile alıyor. Kaş bile kesiyor adam. Her ama role aynen bürünüyor adam yani. O şu an aklıma gelenler bunlar ama yine tabii bunun üzerine düşünmek lazım. Detay düşünmek lazım. Beklemediğim bir soruydu ama yani buluruz herhalde bir kast yaparız. Siz yazın arkadaşlar. Gerçekten aklımıza oyuncu gelmedi. Bugün Matrix 4'teki yeni Neo'yu siz belirleyecek olsaydınız acaba kim olurdu? Kim olurdu? Yorumlara yazın lütfen. Bir sonraki bölümde Polen bunları okusun. Şimdi benim sorum. Daha önce Talking'in bir bölümünde yaptığımız bir bu tarz bir içerikte böyle bir bölümde yine bir Death Note'la ilgili bir soru sormuştum. Sonuçta Death Note ikimizin de çok sevdiği bir şey. İzlettiğim mesela önerdiğim herkesin zaten sevdiği bir şey. Müthiş bir senaryosu var. Aynı soruyu sormayacağım onu söyleyeyim. Orada öyle bir sorun vardı. Tek kullanımlık ölüm defteri sorusu. Burada şöyle bir soru soracağım sana. Böyle bir defterim var. Death Note tarzı bir defterim var. Ve iki seçeneğim var. Ya tek bir kez iki isim yazıp ikisinin de normal Death Note'da olduğu gibi hayatının sona ermesini sağlayabiliyorsun. İki ismi yazıyorsun ve dilediğin şekilde, yazdığın şekilde hayatlarının sona ermesini sağlayabiliyorsun. Ya da tek bir ismi tersten yazıp hayata geri dönmesini sağlayabiliyorsun. Bir kere ben kesinlikle ikinciyi tercih ederdim ama şu an ne kimi hayata döndüreceğimi düşünmüyorum. Sadece iki kişinin ölümü benim çok da bir işime yaramayacak açıkçası. Zaten yeterince hani, bekleyince ölüyorlar. Yani ölecek. O eninde sonunda ölecek bir şekilde. O benim elime bir şey geçmeyecek. Ama döndüreceğim insan hayata bir şeyler katabilir. Büyük ihtimalle zaten o tarz bir insan Atatürk hayata dönsün. Geliyor insanın aklına ya. İlk o geldi ama hani klasik de olsun istemedim. Biraz daha düşünmek istedim. İsim gelmiyor aklıma. Çok aslında var da. Ya herkese dokunacak bir insan dönsün isterdim hayata ya. Gerçekten. Atatürk gibi, Atatürk'e eşdeğer bir insan olsun isterdim. Mesela şöyle, o dönemine tanık olamadığımız isimler de var. Mesela kim var? Çok Atatürk var.
Yine Atatürk ya. Aklıma başka isim gelmiyor Atatürk'ten başka, o yüzden. İlk o geliyor ilk, evet ya. İlk de gerçekten. Sonraki soru. Sonraki sorumuz, okuyorum. Oku bakalım. İkisinden birini yapabilecek olsan, insanların aklından geçenleri duyabilmek mi, yoksa onlara düşünce gücünle istediğin her şeyi yaptırabilmek mi isterdin? Sen bu soruyu çalmışsın. Hikayende aslında sormuştum, sormuştum. Ama bayağı cevabını paylaşmadım. Birçok insan aklına iki şey gelecektir yani. Sonuçta birine düşünce gücüyle, Kilgrave gibi. Öyle miydi? Jessica Jones'ta. Evet. Hani düşünce gücüyle istediğini yaptırabilmek. X-Men'de de var. İşte ama yani düşünce gücüyle bir şekilde manipülasyon. Yani birini kontrol edebilmek. Yani ben sana düşünerek şu anda sana istediğin her şeyi yaptırabiliyorum. Veya herhangi bir kişiye, kitlelere. Bu çok cazip görünüyor aslında. Fakat tamamen art niyetli kullanıma daha uygun. Diğeri de insanların özeline girmek oluyor. O da çok etik görünmeyebilir. Fakat bu doğru kullanıldığında aslında müthiş bir güçtür. Yani bilgi zaten çok büyük bir güç. Ve bunu doğru kullandığında birilerini, yani bir şeyi robot gibi yönetmektense gerçeği bilmek bana daha cazip geliyor. O yüzden ben düşünceleri duyabilmeyi tercih ederdim. Ki bu zaten aslında bazı yöntemlerle yapılabiliyor. Bu zaten benim ilk tercihim olurdu. Değil mi? Yani hani sonuçta insana zorla bir şeyi istemeyip sevmediği bir şeyi yaptırmaktansa tabii canım. En azından kafasından geçen şeyleri insan, bilmek tabii, ve insan senin bir de ona göre davranmak. Aynen. İnsanı anlamak için aslında müthiş bir şey bu. Karşındakini de tanımış oluyorsun böylelikle. Karşındakini değil, herkesi tanımış oluyorsun. İşte neyse. Yani düşünsene, kafeye giriyorsun, herkesin düşüncesini. Ya belki o an birisi kafasındaki çirkin düşünceleri duyacaksın. Aynen. Bir cinayetin öncesinde duyacaksın. Aynen. Bunu zaman içerisinde böyle person of interest gibi kendine bir şekilde bir yazılımlara şey yapıp da neyse şimdi orası çok karışık. Kestik. Evet, alalım. Soruyu alalım. Şimdi bir film seç. Bir film seç. İzlediğin filmlerden herhangi biri. Sabah uyandığında o filmdeki bir karakter olarak uyanacaksın ve bundan sonraki hayatın boyunca hep o filmi yaşayacaksın. Her öldüğünde tekrar filmin başına uyanacaksın ve önemli bir şey de burada o filmde seçtiğin karakter seçtiğin filmde ölmüş olacak. Ya bir de ben öleceğim yani. Tabii. Niye ölüyorum ya? Film bitmez. Ya sürekli yani. Ben ama başa sarıyor değil ya mi? Tabii o zaman çok seçeneğin oldu yani bir sürü şey. Başa sarıyorsun. O en son yayınlandı mı o video bilmiyorum. Yayınlanmış olacak da o dizideki gibi. Ya aklıma gibi. İlk Trinity geldi ya ama... Ama Trinity çok, çok mutsuz bir hayat yaşıyor aslında. Yani bir amaç için. Bizimki de çok mutlu sayılmaz be Murat. Vurayım mı buradan arabeske? Yine Matrix'in oraya nasıl geçti? Matrix'te yaşamak ister miydin yani gerçekten? Yani Matrix çünkü gerçek değil. Matrix'te değil miyiz zaten? İşte ama şu an bilmiyorsun. Bence Matrix'teyiz. Şu an bilmiyorsun ama. Şu an uyuyorsun belki bir yerde ama bilmiyorsun yani. Öyle olduğunu varsayıyorum. Ama Trinity sonuçta bir gemide yaşıyor ve Matrix'e bağlanarak iniyordu. Yani dünyaya o şekilde geliyordu. Güzel tabii ki. Ya ben de muhtemelen öyle bir şey tercih edeceğim de. Hani daha güzel böyle bir film seçemez miydin yani Matrix'te? Güzel bir film mi? Hayır. Yani güzel bir film değil mi? Daha böyle nasıl diyeyim? Yani seçeceğin karakter daha böyle müthiş bir hayat yaşıyor olabilir filmde yani. Ya ben daha çok karakter odaklıyım, yaşadığı hayatı değil. Gerçekten. Ver mesajı. Eyvallah tabii. Önemli olan karakter arkadaşlar. Bu arada mesaj vermek istemiyorum ama farkında olmadan mesaj vermişim. Demek ki bilinçaltında yatan şeyler. Güzel, güzel karaktermiş. Evet. Düşünüyorum ya. Dur düşüneyim. Vallahi. Fransız filmi vardı. Çok güzel aşk yaşıyordu kız falan. Ama ölüyorlardı en son çimentonun altında. Aa evet. Aşklı bir şeydi. Filmin adı neydi? Ya öpücüklüğü aşklı bir şeydi. Aşklı bir şeydi ya. Çimento dökülüyor. Orada aynen. Beraber çok acayip sahne. Aynen. Ölüyorlar tamam. Ben aşklı ölmezdim ya. Kadın mı olması lazım? İstersen erkek ol bana ne? Ölmek dedin kaçırdın yani senaryoyu değiştirmiyor muyuz? Öleceksin ki filmi yeniden yaşayacaksın. Kafayı karıştırdım yani hatırlamıyorum karakterler. Yani bazılarının aklına... Dark Vader olayım ben. Ya ben şey böyle hani karanlık karakterleri bastım. Seviyorum. O zaman... Loki olayım ben Loki. Loki ölmüyor da Loki. Şey Logan'daki Wolverine Loki ol. Ölüp ölüp geri geliyor bak. Logan'daki Wolverine ol. Wolverine'i sevmiyorum. Aa. Valla sevmiyorum. Cool bir karakter olmak isterdim. Ölüp ölmediğini bilmiyorum. Senaryoyu ona göre değiştiririz. Değiştiremez. Değiştiririz. Tamam Trinity diyelim şimdilik o zaman ya. Trinity olsun. Trinity tamam. En azından ölüyor. Olur Trinity olur. Oldu tamam Trinity olur. Sonraki soru. Sonraki soru. Dünyaca ünlü herhangi bir markanın ismi. Senin isminle değiştirecek olsa hangi markayı seçerdin? Hangi markayı seçerdim? İlk aklıma Apple geldi. Yok, Google. Direkt Google. Çünkü herkes evet, her yerde adım yazsın. Ama şöyle olacak ha bak yani bu oluyorsa bilinen o marka şu an itibariyle ismi değiştiriyor ve Burhan mı yapıyor? Burhan Altınsoy. Burhan Altınsoy'a girdin mi? Girdim. Dünyanın en çok girilen sitesi oluyorum yani direkt. Evet.
Zaten Burhan Altıntop'tan çekiyoruz hala. Ben bile hala Burhan Altıntop yazarken klavyemde Altıntop diye çeviriyor klavyem ve ben klavyen geri çeviriyor seni. Klavyem çeviriyor ve ben geri düzelttim. Google önerisini anladık ama YouTube'da çıkıyor. YouTube'da çıkıyor evet Altıntop'da çıkıyor. Ama direkt onunla yan yana arka arkaya çıkıyoruz. Sorumun cevabı aldım. Bu aldın mu? Evet Google benim yani. Cevabım Google. Yani işte aklına insanın bir sürü Ferrari gibi bir sürü şey geliyor böyle ama Google'da. Ama herkes, ulaşamayacak. Ama ilginç yani. Cevaplar gelir buna. Yani bunu bence siz de arkadaşlar farklı yorumlayabilirsiniz. Film konusunda da hayatınızı hangi filmin içinde yaşamak istersiniz, hangi karakter olarak bence buna da bir güzel cevaplar gelecektir. Bunların bence. Hepsini okuyacağız. Esprili cevaplarla geleceğini düşünüyorum ikisine de bu arada. Ya ben orada bir pişmanlık yaşayacağım ya. Sonra ya ben niye bunu demedim diyeceğim bir şey kesin gelecek. Gelirse yorumlara yazacağım. Yaz alta. Hatta videoda da söyleyelim tamam. Bunu. Evet. Bir sonraki bölümde de söyleyebilirim. Aynen. Aklıma sonraki her bölümde. Kesin. Çünkü hazırlıksız yakaladım. Çok yani. Hazırlıksız. İlk program mazur görün. Evet. Şimdi ben son sorumu sorabilir miyim Polen'cim? Sor. Gönder gelsin. Bu gözlükle mi cevaplayacaksın? Evet biliyorsun. Zaafım var gözlüklere karşı. Tamam. Sana bir soru soracağım tamam mı? Bir iki soru vardı arasında kaldı. Ne soruymuş arkadaş? Şimdi sana iki seçenek. İkisinden birini seçebilirsin. İkisinden birisi gerçek olacak. Öyle düşünelim. Tamam. Birincisi hiç kilo almadan ve hiç yaşlanmadan en ideal fiziğinle ve görüntünle 20 yıl yaşamak mı? Yaşlanmadan, hiç değişmeden. Yoksa 80 yaşında ölümsüz olmak mı? Fakat 80 yaşına hemen geçeceksin. Hemen geçeceğim. Tabii canım. Şimdiden hemen geçeceğim. Tabii canım. Olmaz. Neden? Bir kere benim yaşlılık fobim var. Hani 45'ten sonrasından korkuyorum ben açıkçası. Bak ölümsüz olacaksın diyorum. Ölümsüz olacağım da her türlü hastalığım olacak. Yaşlı olacağım. Yani ya, ben ne olur, zaten ölmeyeceksin şuradan ama. Şuraya zor yürüyeceğim. Ben ölümsüz olsam ne olacak? 80 yaşında kendini öyle hayal etme. Nasıl hayal edebilirim? Yaşlanacağım. Şu anki dinçliğim hiçbir zaman olmayacak sonuçta. Ben 80 yaşında muhtemelen hani buna biraz daha saçım beyazlamış olur. Biraz daha sakal. O başka bir şey değiştirir diye düşünmüyorum. Lütfen tamam. 50 yıl sonra. Aynen. Yani bir Talking'in kaçıncı videosu artık, olur her bölüm tamam, olur. Kaçıncı bölüm olur Mars'tan bilmiyorum. Falan yayın yapıyor oluruz 50 herhalde. 50 yıl sonra görüşeceğiz yeni seninle. Bölüm çekeceğiz. Peki tamam ölümsüzlüğü tercih etmedin. Ölümsüzlüğü tercih etmem. Zaten şu an 29 hadi 30 yaşında olduğumu düşünürsek 20 yıl diyorsun 50 yaşında öleceğim yani değil mi? Tabii. Ve dinç kalacağım. O zamana kadar hiç yaşlanma hiç şey olmayacak. Yani 50 yaşında olsam da üzülmem zaten. Zaten üzülemem de yani. Hani, ama diğer türlü olsa 80'i türlü... birden atlamasaydın 80'i tercih edecektin öyle mi? Evet. Birden atlamazsam eğer olabilir. 70 desen? 60 desen düşünebilirim. Evet, 60 tamam. Evet, buyurun. Şimdi birer film önerisi yapacağız. Burhan bir tane, ben bir tane. Evet, önereceğim film benim gerçekten çok sevdiğim bir film. Benim için anlamı olan bir film. Luc Besson'un Angela filmi. Siyah beyaz bir film. Bende DVD'si olan nadir filmlerden. Şimdi ben DVD almıyorum artık hani ben platformlar çıktığından beri. Jato filmdeyken pizza söylediğimizde bu filmi seçmiştim bu gelsin diye Luc Besson'dan dolayı ve ilgimi çekmişti. Bende de DVD'si vardı. Çok severim. Çok güzel filmdi. İzlemeyenler izlesinler. Güzel film yani. Güzel. Güzel. Mesajı olan da bir film. Kadın hani... filmleri seviyor ya Luc kadın, Besson. Ya, kadın, kadın da filmi, çok güzel. Buradaki kadın filmi de diyemeyiz aslında ama hani, kadın karakter... At yani. Çok iyi, çok iyi. Ben bu arada biliyor musun bu filmden sonra sırtıma kanatları yaptırdım. Onunki gerçek yani, kanattı. Bu filmden sonra ben sırtıma kanat yaptırdım. Buradaki kanat kadar zaten olamaz. Mümkünatı yok. Evet güzel bir film. Bence de izlemeyenler izlesin arkadaşlar. Gayet iyi bir film. O zaman senin filmine geçelim. Benim filmim de Predestination. Kendi kanalımda bazı videolarda, bir videoda herhalde bahsetmişimdir mutlaka. Müthiş bir film. Gerçekten izlemeyen varsa arkadaşlar kesinlikle izleyin. Predestination. Ethan Hawke'ın oynadığı, başrolünde oynadığı müthiş bir paradoks. İnanılmaz iyi bir paradoks ve tek kelimeyle özetleyecek olursak beyin yakan bir film. Mutlaka izlenmesi gerekiyor bence. Zaten bu filmi izleyip de bir kez izleyen yoktur sanırım. Mutlaka tavsiye ediyorum. İzleyin arkadaşlar. Siz de sevdiğiniz filmleri alta yorum olarak yazabilirsiniz. Yine daha öncesinde. Evet herkes dediğimiz gibi sorularınızı da yazabilirsiniz. Bence herkes bir film yazsın. Tek bir tabii, film. Bir tane film evet, yazma herkes... hakkınız var. Ve soruları bu arada... Hayır, hayır. Bir tane film yazsınlar arkadaşım. Bu arada soruları yani birbirimize sorduğumuz sorulara siz de cevap verebilirsiniz. Zaten ben bir açıklama... yorum olarak onu yap sabitle bence. Açıklamaya yazma çok. Açıklama konu açıklama bölümüne yazmayayım bir, mı? Bir yorum olarak yazarsın en üstte sabitlersin soruları. Altına tamam. Cevap yazar. Tamam. Ya da öyle işte aşağıda yazacak sorular. Zaten tamam. Videoda duydunuz. Mutlaka cevaplarınızı yazın. Bir de böyle ilginç sorular varsa onları da yazın. Biz de bir sonraki bölümde o soruları cevaplayalım. Aynen. Hem bize de şey olur. Kimse yorum yapmıyormuş. Yaparlar ya bizim tayfa yapar. Sen rahat ol, yalnız bırakmazlar yani.
Bir de ben bir hatırlatma yapacağım. Gerçekten artık arkadaşlar şu hediyeyi artık vermek istiyoruz ya. Kanalın ilk videolarından olduğu için bir tabii o dönemde yoğunluk çok fazla yoktu. Bu videonun sonundan ve yukarıdaki şöyle bir yere bağlantı bırakırsın sen ve aşağıda linkini bırakırsın. Tekrar bu teknoloji konulu diziler videomuza gittiğinizde zaten orada bu hediyeyi bir arkadaşımıza verecek Polen. Polen hediyesi. Ben kendimi oradan pay çıkarmayayım. Sana hediye ettim aynısını bana da, zaten. Tamam yani ben hediye etmiyorum. Sen hediye ediyorsun. Tamam. Sonuçta bunu. Ama bin izlenmeyi de geçsin o video. Çünkü aynen. Yeni bir kanal. Hani izlensin. Katılım daha fazla olsun ki yani haklı bir şey olsun orada da tercih. Yani hediye edilirken doğru yani bir çekiliş olsun. 1000 izlenme olacak ve alta çekilişe katılmanız için alta kesinlikle yorum yapmanız lazım. Ya yorumları alacağız. Yorumlardan işte orada bir yazılım var. Bir evet, web site üzerinden. Onu da çekeriz zaten. Hani kim çıktığını görürsünüz. O yorum yapanlar içerisinde. Burada da bir avantaj oluyor. Çok yorum yapanların artısı oluyor. Farklı farklı yorumlar yapabilirsiniz videoya. Tabii ki anlamsız harfler olduğu zaman bu spam olarak YouTube tarafından algılanacağı için o yorumu biz göremeyeceğiz. Çekilişe de katılamayacak. Bir şeyler yazılması lazım yani. O soruya cevap verilmesi lazım vesaire. O da yine dizilerle ilgili bir videoydu. Teknolojiyle ilgili dizilerdi. Siz de teknolojiyle ilgili aklınıza gelen başka dizi varsa oraya yine yorum olarak yazabilirsiniz. Aynen. Netflix evimiz Polen anamız yazdığınızda katılıyorsunuz orada. Onun öyle bir şeyi vardı. Evet, mutlaka evet, onu yazın. Bence bitirelim. Bu bitirelim. Çünkü uzatıp uzatmayalım. Bu programın formatı böyle çünkü. Aynen. Hızlı. Onlara gerek yok. O zaman kestik seri demişsin. Aynen. Bam bam bam. Evet, bu bölümde bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere.